Manavgat'ın coğrafi işareti Altın Susam'ı. Altın Susam da ilçe müdürlüğümüz bünyesinde çalışan, üniversite bünyesinde de doktora ve yüksek lisans yapan arkadaşlarımız var. İşte Şule Hanım ve Ülkü Hanım. Bunların bugün bu ürünün kalitesini ve verimini nasıl arttırırız? Bununla ilgili bir demonstrasyon var. Bununla ilgili bir tarla günü düzenlemiş bulunmaktayız. Bunun amacı malumunuz çiftçilik, bu Manavgatlı'nın duygusal olarak ektiği bir ürün susam. Fakat sadece duygusal nedenlerle ekmek yeterli olmuyor. Aynı zamanda gelir de elde etmek gerekiyor bundan. Bundan tabii ki 30 kilogram dekara verip alırsanız bunu ekmenin bir anlamı yok. Ama bunu 100-150 kilogramlara getirebilirsek o zaman tabii ki herkes bu işi daha bir içten yapacaktır. Doktoramı özellikle susam üzerine yapmak istedim. Çünkü bölgemize ait yerel bir ürün ve dünya çapında yağ kalitesi açısından da önemli bir bitki türü. Biz burada çalışma olarak özellikle susam bitkisinde uyguladığımız gübrelerle susam içerisindeki verimi, yağ oranını ve üstten uyguladığımız çinkoyla da çinko biofortifikasyonunu yapmaya çalıştık. Çünkü o önemli bir besin elementi. Özellikle çocuklarda ve kadınlarda sağlık açısından önemli bir yere sahip. Türkiye gibi içinde bulunan, gelişmekte olan ülkelerde çinko eksikliği görülme oranı çok yüksek. Biz de yaptığımız çalışmayla en azından yetiştireceğimiz üründe çinkonun miktarını artırarak susamın kalitesini ve verim parametrelerini arttırmaya çalıştık. 2 yıllık bir deneme süreciydi. Buğday arkası ve bakla arkası 2 susam denemesi yaptık. Rotasyona koymamızın sebebi hem susam bakladan sonra nasıl bir değer elde ediyor, hem buğdaydan sonra nasıl bir değer elde ediyor, onu görmeye, kıyaslamaya çalıştık. İnşallah 2 Haziran ayında bizim tezimiz yayınlanacak. Biz atalarımızdan gördük, böyle sürdürüyoruz ama bizden sonraki nesil atalarımız ekmez, biz de ekelim diye ekmek bir şansları yok. Ekmezler yani. Yaptığınızda mesela rüzgara karşı yapıyoruz ki bir şey yaptığınız zaten. Bacağın suyu veriyor. Thank you.